Bakın bu Giray. Ya da en azından benziyor. Arkadaşları İsel Diyare ve Toner'le birlikte sıradan bir hayatı vardı. Küçük bir çocukken bir hayali de vardı elbette. Dünyanın en iyi futbolcusu olmak ve ailesinin gurur duyduğu bir evlat olmak. Yaşı 26'ya geldiğinde bunların büyük bir kısmına ulaştı. Yani amatör bir takımın forveti olmayı başardı ve babası hala onu evlatlıktan reddetmedi. Elektrik direğinin altında çekirdek çitleyerek geçen zamanlarda Saray'a ilk görüşte vurulan Giray, hayatının aşkını bulduktan sonra hayatı da bir anda değişti. Peki Giray hem hayallerine hem de Saray'a kavuşabilecek mi? Sportaküs TV'nin ekran yüzü olarak tanınan Ercan Ertan'dan bir kahkaha tufanı. Kontürpiye, kitapyurdu.com, dnr.com, idefix veya kısa tutacak olursak kitap satan her yerde. Israrla isteyin. Yalnız siz yine de ezdirmeyin kendinizi satıcıya karşı. Yok diyen olursa bize instagram.com/kontürpiye_kitaptan yazın. Biz sizi uygun bir yerlere de yönlendirebiliriz. Kontürpiye'de kalmamak için Kontürpiye'ye başlamanın tam zamanı. Sportaküs TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün sizlerle Cagne ve Burak Yılmaz karşılaşmasıyla karşınızdayız. Beşiktaş'ın forveti Burak ve Galatasaray'ın forveti Cagne. İki güzel insan, iki güzel forvet karşı karşıya geliyorlar. Beşiktaş ve Cagne. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Galatasaray'da Cagne ekranlarınızda olacak. Johan Cruyff Arena, yani diğer adıyla Amsterdam Arena'da karşılaşacaklar. Ve güzel bir karşılaşma olacak. Hemen başlatalım karşılaşmayı. Güzel bir karşılaşma olmasını ümit ediyoruz. Ve karşılaşma başladı. Cagne topu aldı şimdi. Cagne'den diğer bir Cagne'ye. Sol kanatta öbür Cagne. Özlemişim 11 vs 11'i. Hep aynı isimleri söylüyorsun. Aynı parayı alıyorsun. Süper. Şimdi Burak topu aldı. Cagne karşılarsa olur ama Burak karşıladı. Şimdi Burak'tan orta yuvarlaktaki Burak. Sağ kanatta Burak. 95 numaralı Burak'tan topuk bası. 2 numaralı Burak sağ tarafa gönderdi. Cagne karşılar mı onu? Burak devam ediyor. Şimdi bir Burak Yılmaz hata izliyoruz. Orta son anda Cagne. Hakem Kutlusu Müftüoğlu yardımcı hakemi Kutlusu Müftüoğlu'ya baktı ve korneri verdi. Şimdi Cagne içeriye doldurdu. Burak Yılmaz topu kazandı. Burak gönderdiği nokta Cagne. Şimdi 92 numaralı Cagne içeri gönderdi. 17 numaralı Cagne vurdu gol. Cagne vurdu gol. 1-0 oldu. Cagne 1, Burak Yılmaz 0. Tabii ki de Cagne. Bu arada hazır gol olmuşken arkadaşlar, golün heyecanını da yaşadıktan sonra Kontürpiye kitabı arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok eğlenceli ve benim tarafımdan yazılmış bir kitap. Yakında da zaten ana ligde Kontürpiye 2019 diye bir takım kuruluyor ve orada futbolcu isimleri arıyoruz arkadaşlar. Kontürpiye kitabını alıp bize fotoğrafını gönderen arkadaşlarımızdan bazılarını takımda oynatacağız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken altta bulunan linkten kitabı sipariş vermek ve sonrasında kitapla bir fotoğraf çekinmek arkadaşlar. İsminizi, soy isminizi de yazmayı unutmayın. Takıma ekleneceksiniz arkadaşlar. Kontürpiye 12 lira mı 11 lira mı o civarda kitap yurdunda. Çok eğleneceğinizi düşünüyorum ve herhangi bir küfür de yer almıyor. Bunu da söyledikten sonra maça devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sol tarafta 99 numaralı Cagne topu aldı. 19. dakika. Bir gol daha mı yoksa? Burak Yılmazlar dikkatli. Cagne gönderdi. 89 numaralı Cagne. 20 numaralı Cagne. Şut ve top ağlarla. 2-0 oldu. Amsterdam Arena'da çok. Galatasaraylı futbolcu Cagne 2-0 buldu. Mükemmel bir gol. Burak Yılmazlar şaşkın.
2-0 oldu. Hiç beklemiyordum arkadaşlar böyle bir skoru ama Jackneler hala geliyor. Askerden yeni gelmiş gibiler. Jackne 92 numaralıya. Şimdi 99 numaralı Jackne. Gönderdi 20 numaralıya. Neler oluyor Amsterdam Arena'da? Keşke Amsterdam Arena'da yapmasaydık maçı. Belki de ondan. Şimdi Jackne gönderdi. Sol tarafta 3 numaralı Jackne. 3-0 için kovalıyorlar. Jackne boş kale dışarıda. 89 numaralı Jackne topu müsait pozisyonda yan ağlara vurdu. Gerçekten Burak Yılmazlar şu ana kadar etkisiz ama tabii ki de Burak Yılmaz da hafife alınacak bir forvet değil. Hafiflenecek. O da güzel bir cümleymiş. Bunu TDK ile bir konuşacağım. Evet arkadaşlar, Burak Yılmaz kaleci vuruşunu kullanıyor. Dakika 24. Jackne, 92 numaralı Jackne. 26. dakika. Mükemmel bir pas. Burak Yılmaz son anda araya girdi ve kalecisine döndü. Şimdi tekrar Jackne. Gol için yükleniyorlar ama Burak Yılmaz geldi şimdi de. Burak, 95 numaralı Burak. Pası 17 numaralı Burak. Çok tehlikeli bir pozisyon. Burak gole gidiyor. Burak Yılmaz gole gidiyor. Burak vurdu dışarıda. Burak Yılmaz vurdu. 7.32 metre. 7.32 santim. Ama sana nasıl kaçar? Ölçü birimini unutacağım. 7.32 olduğu zaman. Evet. 7 metre 32 santim diyelim. Bence anlaşalım. Evet, 7.32 diyelim, anlaşalım arkadaşlar. Burak kaçırdı. Önemli olan bu. Burak Yılmaz kaçırdı ve sonrasında küçük Emrah gibi baktı. 42. dakika, topa sahip olmalarda Jackne %58, Burak Yılmaz %42. Şimdi Jackne. Jackne aradan gönderdi. Çok tehlikeli bir pozisyon. İçeride tek bir Jackne var ama şu anda çoğaldılar. Jackne 17 numaralı Jackne'den 19'a bir orta gol getirebilir. Jackne şut ve gol. 3-0 oldu. İnanılmaz bir gol. Evet arkadaşlar, 3-0 oldu. Burak Yılmazlar için belki de beklenmeyen, hatta Beşiktaşlar için de belki de Galatasaraylılar için de beklenmeyen bir skor ama bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek Burak Yılmazlar. Ama ilk yarı bitti. İlk yarıda hakem 3-0 dedi ve Jackne FC 3, Burak Yılmaz 0. Topuk bası. Jackne gidiyor. Jackne gönderdi. 20 numaralı Jackne sağ taraf gönderdi Burak Yılmaz. Şimdi bir atak daha. Orta sahalar şu anda çok büyük bir pozisyon veriyor. Ve aradan mükemmel bir pas. Burak kaleciye kaç kaç. Burak vurdu. Jackne. Mükemmel kurtardı Jackne. Bir kaleci edasıyla. Hatta arkadaşlar bir saniye şöyle bu kurtarıcı da gösterdik ama ben size şimdi söyleyenler olacak biliyorum. İşte abi kalecilerin gücüyle mi oynadın falan filan, onu da ben size bir gösteririm. Şu pozisyon bir geçsin de hallederiz o işi de. Burak Yılmaz açtı ortasını. Şimdi tehlikeli bir pozisyon. Jackne uzaklaştırdılar. 99 numaralı Jackne. Jackne'den bir sol tarafa. Jackne gidiyor. Jackne pasını verdi. 99 numaralı Jackne gönderdiği nokta. Burak Yılmaz çıktı ve aldı. Burak Yılmaz çıktı ve aldı. 55. dakika. 3-0 üstünlüğü var. Mbaye Jackne'nin. Burak kafayla indirdi. Sol taraf. 7 numaralı Burak. Şimdi 95 numaralı Burak'a doğru. Şut Jackne. Şut Jackne. Mükemmel kurtarışlar gerçekten. Evet, şimdi gösterebiliriz arkadaşlar. Evet, işte bunlar. Durdurup bakarsınız. Jackne'nin gücü 77. SF pozisyonuna bakacaksınız. Kalecilerin de gücü 40. Burak Yılmaz'ın da 79. Sana bana güçlerle oynandı falan dendiği zaman sinirleniyorum. Jackne. Jackne sol tarafta topla ilerliyor. Bir dördüncü gol arayırıcı olabilir. Arayırıcı da olabilir. Bir içeriye Burak Yılmaz topu kazandı. 64. dakika. Maç şu anda 3-0.
tehlikeli bir pozisyon yaşayamadı aslında Burak Yılmaz'ın. Bir iki tane kaçırdığı var ama şimdi Burak Yılmaz gidiyor. Gol pozisyonu Burak Yılmaz bastı. 3-1 oldu. Umutlandı Burak'la. Yani 11 tane Burak umutlandı. Yıldızlar tutuştu Burak'la. Siyah beyazlar. Başlarımız ağlasın kartal aşkıyla. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Gücüne güç katmaya geldi. Formatla ter olmaya geldi. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Barbaros meydanında dün gibi sevdan. Derin bir nefes çekti kapma sağdan. Bir umudum sensin anlıyor musun? Hayat yaşanmıyor ki senle. Evet, şimdi skor 3-1 oldu. Cagneler tabii ki de birazcık rehavete girdi. Çünkü o anlaşılıyor oynadıkları futboldan. İlk yarıdaki o mükemmel futbol yok şu anda. 67. dakika. Cagne, Burak Yılmaz'la karşılaştı orada. O ikiliden kazanan Cagne oldu. Şimdi Burak kazandı. Ne oluyor orada? Burak Yılmaz. 10 numaralı Burak topu aldı. Aradan gönderirse tehlikeli olur ama o yavaş yavaş koşmayı tercih ediyor. Sahilde sanki. Sol taraf. Burak Yılmaz. Burak sahilde sanki. Allah'ım. Nereden geldi aklıma? Neyse. Cagne. Burak Yılmaz. Verdi 8 numaralı Cagne. Burak'tan Cagne. Ne oluyor orada? Bir dakika, spikerin ayarı bozuldu. Toparlıyorum. Şimdi Cagne. Sağ tarafta topla buluştu. Gönderdiği noktada kaleci Burak'a kadar geldi top. Ve 73. dakikada Burak Yılmaz topu aldı. Şimdi sol tarafta Burak Yılmaz. Topukla gönderdi. 800 numaralı Burak. Burak'tan 95 numaralı Burak. Tehlikeli bir pozisyon. Burak. Burak vurdu gol. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Mükemmel. Çatal astı çatala. 3-2. Siyah beyazlar. Tekrar izlemek lazım golü. Gerçekten geldi. Dönüşünü bitti. Belki de kendisi de beklemiyordu ama mükemmel bir direkten ağlara giren bir top. 3-2. Olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Barbaros meydanında dün gibi sevdan. Derin bir nefes çekti kapma sağdan. Bir umudum sensin anlıyor musun? Evet, şimdi skor 3-2 oldu. Cagneler için artık o rahatlık devri bitti. Artık daha toplu, derli toplu oynamaları gerekiyor. Cagne, 20 numaralı Cagne'ye doğru. Cagneler skoru tekrar 2 farka taşımaya çalışacak. Cagne, ama Buraklar da farkı kapatmak için çabalayacak. Bakalım hangisi kazanacak bu mücadeleyi. 5 numaralı Cagne. Özür dilerim Burak. Şimdi Burak. Burak Yılmazlar biraz daha hızlı olmalı çünkü 7 dakika kaldı oyunun bitimine. Cagne pasını verdi 89 numaralı Cagne'ye doğru. Cagne gönderdiği nokta. Cagne 89 numaralı Cagne içeri gönderdi Burak Yılmaz. Kalecisine döndü. Eliyle başlattı şimdi 10 numaralı Burak'a doğru. Burak'tan 8 numaraya. 8 numaralı Burak'tan 5 numaralı Burak'a paslaşıyorlar. Şimdi mükemmel gönderdi. Gol pozisyonu 88. dakika. Burak Cagne. Burak şut Cagne. Korner. Son bir atak olabilir. Cagne çok tehlikeli geldi. 3-0'dan 3-3 olmaya çok yaklaştı Buraklar. Ama top dışarıya gitti. Korner. 89. dakika. Orta. Burak vurabilir mi? Cagne. Cagne vurdu ve topu şimdi uzaklaştırdılar. Cagne ileride top tutmaya çalışacak. Şimdi 17 numaralı Cagne'den tekrar ona Burak araya girdi. 90+0 dedi hakem. Son bir atak olabilir mi ve bitti. Hakem uzatmadı. Afrika Futbol Federasyonu'ndan Kutluyus Müftüoğlu uzatmadı mücadeleyi ve maç 3-2 bitti. Gerçekten isimlere, takımlara, formalara yakışan bir karşılaşma oldu. Ve Cagne 3, Burak 2 maçın skoru. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonuna basabilirsiniz. Yorum yapmak için de yorum yap butonuna. Yok, onun butonu yok. Onu işte yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir karşılaşma oldu. Kontür Bey kitabı ile alakalı söylediklerimi hatırlıyorsunuz. Kontür Bey kitabını altta bulunan linklerden sipariş verebilirsiniz. Herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda tabii ki görüşeceğiz. Yakında bir karşılaşma daha olacak. O da
Moses ve Kagawa mücadelesi arkadaşlar. Moses mı kazanacak, Kagawa mı? Bunu hep birlikte Sportacus TV ekranlarından göreceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Olur ya belki görüşemeyiz. Günaydın, iyi günler ve de iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Smoke weed every day.